Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışılmışın dışında oldukça pratik milföyle simit tarifim olacak. Çayınız demini alıncaya kadar şipşak hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzetin yapım aşamalarına hemen geçelim dilerseniz. Lütfen öncesinde videoma destek amaçlı birer beğeni bırakmayı unutmayalım. Her ikili milföyden bir tane simit çıkacaktır arkadaşlar. Bu şekilde buzu çözüldükten sonra tahtanın üzerinde merdane yardımıyla açalım. Bu sayede iki milföyün birleşme noktası olan orta kısmı da yapışmış olacaktır. İç kısmına bir tane bu şekilde uzunlamasına burgu peynir yerleştirerek milföyümüzü sarmaya başlayalım. Güzelce sardıktan sonra bu şekilde ellerimizle her tarafının yapışmasını sağlayalım. Bu şekilde simit şeklini vermek için burgular oluşturalım arkadaşlar ve daha sonra iki ucunu birleştirerek ellerimizle yapıştıralım. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok pratik bir lezzet. Bu şekilde yaptığımız simitleri herhangi bir tepsiye dizelim. Daha sonra işlemimize devam edelim. İstediğimiz sayıda simitleri oluşturduktan sonra bir tabağa kavrulmuş susam yaklaşık bir çay bardağı kadar ve ayrı bir tabağa da bir yemek kaşığı kadar pekmezi ilave edelim. Daha sonra pekmezin içerisine yine iki yemek kaşığı kadar su ekleyerek şöyle bir karıştıralım. Bu arada marketlerde satılan beyaz susamdan varsa elinizde de yapışmaz bir tavada güzelce sürekli kısık ateşte karıştırarak kavurabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz simitleri öncesinde pekmezli su karışımına daha sonra da susama bulayarak yağlı kağıt serilmiş olan tepsimize dizelim. Bir diğer tarafta da simitlerimizi hazırlarken fırınımızı 180 derecede alt üst fanla ayarda ısıtmayı unutmayalım. Tüm simitleri aynı işlemi uygulamaya devam edelim. Artık simitlerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika güzelce pişirelim. Ve çıtır çıtır, harika börek tadında milföy simitlerimiz artık servise hazır. Bu çok pratik lezzetimi denedikten sonra fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından bana yazarsanız çok sevinirim. Daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarif ve lezzete buluşuncaya dek afiyetle kalın.